Haftanın en düşük puanını alan iki gelini. Güngör ve Gülcan. Oturabilirsiniz. Haftanın en düşük puanını alıp bize veda edecek, maalesef veda edecek gelin. Gör. Güngör'cüm, maalesef. Bu hafta az puanlar aldın. Evet. Yapacak bir şey yok. Kısmet değilmiş Fatih Bey. 54 puandasın. Daha öncesinde de aynı durumu yaşamıştık. Yani güzel bir kızı var, güzel sevdiği bir eşi var. Allah evlerinde huzurlu, mutlu yaşamayı nasip etsin. Varlık içerisinde sağlıcakla inşallah. Sevim teyze de yani seviyorum. Yollar açık olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Besim abla. Güngör'ü ben seviyorum zaten. Biliyorum. Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin. Yavrusunu kendiye bağışlasın. İnşallah. Ya ara sıra gıcıklaşırdık ama didişirdik. Çok da gıcıklaşırdık ama ben her gidenin arkasında çok üzülüyorum. Ama neyse ki eli boş gitmiyorsunuz. İkinizi de çok seviyorum karakter olarak. Gerçekten hiç unutmayacağım ikinizi de. Görüşeceğiz yine de. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Bahtınız açık olsun. Peki Ezgi'ciğim. Ben Sevim teyzeyi zaten hep söylüyorum. Çok seviyorum. Çok da beğeniyorum. Cici kayınvalide diyorum ben ona. Güngör'le atışsak da gerçekten hani dediğim gibi bütün zamanımızı burada geçiriyoruz. İnsan ne olursa olsun giderken üzülüyor. Giderken üzülüyor. İkinci kez bunu yaşıyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ben de şimdi 5 gün oldu tanışalı. Çok iyiler. Güngör zaten eğlenceli bir kız. Kayınvalidesi de zaten zarif bir kadın. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum. En azından eli boş gitmiyor. O da başarı. Nasip kısmet buraya kadarmış. Biz en azından eli boş dönmüyoruz. Çeyreğimiz ve bileziklerimiz var. Tabii ki gönül ister daha fazlasını almak. Ama kısmet buraya kadarmış. Zaten sen işlerle. Böyle. Sayın Hanım'a gel sen böyle canım benim. Seviyorum. Allah evladına bağışlasın. İnşallah, güzel günler olsun inşallah. Fatih Bey. Ama çok güzeldi. Valla burada Gülcan çok başımızı şişirmişti. Sesi bizi çok rahatsız ediyordu. Evden de Gülcan'ın sesini duymak istemiyorum artık. İnşallah bizden sonra da onlar gider. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben ilk başta bu kadar ilerleyebileceğimi, bu kadar kalabileceğimi düşünmemiştim. Kendime güveniyordum ama burası çok farklı bir şey. Hem konuşacaksınız, hem karşıdaki arkadaşlarla bir savaş halindesiniz, hem büyük bir hırs içinizi bürüyor. Kimi insanı kırdıysam veya bazı insanları böyle kendi sesimi yükselttiysem ve bu kötü anlaşıldıysa çok özür diliyorum herkesin öncelikle. Ama buranın şeyi böyle, atmosferi böyle. Bu insanı kamçılayan bir şey yani. Ben çok memnunum. Çok aile gibiydik. Bir insan biraz daha kalsaydım gidemeyecektim zaten. O yüzden şimdiki zaman çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Müthiş bir şeydi yani.